İzmir'imizin güzel ilçesi olan Bergama'ya geldik. Evet kıymetli izleyenler, Şehrin Nabzı programında Bergama tabelasının önünde sevgili izleyenler çekimlerimizi yapmıştık. Dedik ki doğal pazara geliyoruz. Acaba burada enerji nasıl olacak? Doğal insanlarımızın enerjisini burada bir görünce bizler heyecanlandık. Kıpır kıpır olduk ve görmüş olduğunuz gibi önce ben bu güzel Bergama halkının kendisini bir alkışlamasını istiyorum. Evet. Yavaş yavaş sevgili izleyenler 2021 yılına veda edeceğiz ama bakın 2022 yılına sevgili izleyenler böyle önce böyle sıcak bir ortamla giriyoruz. Doğal pazarda doğal insanları görmek de bizleri mutlu ediyor. Şimdi öncelikle bize bir anlatın. Her cumartesi günü doğal pazarımız nerede açılıyor? Kıymetli izleyenler doğal pazara niye gelsin? Neyine gelsin? Her şeyin doğallığına gelsin. Evet. Çünkü hepimiz doğalız. Şimdi bir anlatın. Her cumartesi açılan doğal pazarımızda neler var? Kıymetli izleyenlerimiz sadece Bergama halkı değil, Ege bölgesinin her tarafından, Türkiye'den insanlarımız neden Bergama'ya gelsin? Çünkü el ürünlerimizi satıyoruz. Evet. Kendi emeklerimizi satıyoruz. Evet. Kabaklarımız var, sebzelerimiz oluyor. Her türlü mahsulümüz var. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Peynirimiz var, helvamız peyniri var. Peyniri kendim yapıyorum mesela ben. Tarihi yaşamak isteyenler, temiz hava almak isteyenler, kıymetli izleyenler, buram buram doğallık görmek isteyenler Bergama'ya gelsin. Bir Astepion'u ziyaret etsin, Akropol'e gitsin. Yani evet. Burası sadece doğal pazardan kurulu değil. Yani tarih de var burada buram buram. Tarihin içinde kendi ürettiğimiz her şey doğal. Her şeyimiz var. Doğal pazar. Aynen öyle. Bergama'da yerimiz tam neresi? Bergama Kale Mahallesi. Kale Mahallesi domuz alanı. Domuz alanı sevgili izleyenler, Kale Mahallesi'ne herkesi bekliyoruz. Çünkü bu güzel üretici değerli ablalarımız, büyüklerimiz her şeyi doğal, organik bir şekilde buraya getiriyorlar. El işleri de burada var. Birinci elden. El değiştirmeden, üstüne fiyat koymadan direkt üreticiden. Gösterelim. Birinci el. Birinci elden. İkinci el yok. Bakın şu anda arkamda görmüş olduğunuz gibi buraya gelen vatandaşlarımız doğal pazara sevgili izleyenler alışveriş yapıyor. Şu anda Deniz Bey şöyle gösterirse bakın şu anda buraya gelen burada yaşayan vatandaşlarımız kendi yapmış oldukları el işleri görmüş olduğunuz gibi burada boncuklarımız her şeyimiz var. Şöyle devam ediyoruz. Bakın sevgili izleyenler yöresel ekmeklerimiz standlarında yerini almış. Sirkelerimizi görüyorsunuz. Makarnalarımız, erişelerimiz, zeytinlerimiz ve şöyle geçtiğimiz zaman bakın el işi göz nuru. Burada yöresel kıyafetlerimiz var. Şöyle geçiyoruz. Çocuklarımız sevgili izleyenler olmazsa olmaz. Kral Şakir bakın sevgili izleyenler böyle doğal. Yani nedir bu sevgili izleyenler? Bez orijinal Çin malı değil ve tamamen sevgili izleyenler çocuklarımıza sağlık açısından da önemli. Doğru mu? Organik evet organik. Hepsi organik ve el emeğimiz. El emeği göz nuru. Evet. Neden bu ürünleri kullanmamız lazım? Doğal ürünleri kullanmamız lazım. Çocuğumuzun ve kendimizin sağlığımız için. Mutlarım merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir geziyoruz. Maşallah şu an pazarımız hareketli. Evet. Öncelikle doğal pazara kıymetli vatandaşlarımız Bergama'ya neden gelsin? Siz de nerenin muhtarısınız? Ben Bergama Ulucağım Mahalle Muhtarıyım İsmail Uzuner. Bergama'mıza neden gelsin? Buraya bir doğal pazar kurduk büyükşehirin desteğiyle. Çığırtmamızı yesinler. Bergama tulumumuz Bergama'da değil Türkiye'de baya meşhur. Evet. Tarihi yerlerimiz oldukça fazla. Astepion'u var, tonozumuz var, güzel lokantalarımız, otellerimiz var mahallemizde. Evet. Bunları değerlendirsinler yani. Burada sevgili izleyen aracı yok. Yani tamamen aynen. Buradan ne yapıyoruz? Köylüyle üreticiden tüketiciye. Tamamen doğal. İlaç yok, bir şey yok. Değil mi? Evet. Nereye gireni ne yapıyoruz? Gönderiyoruz. Aynen oradan öyle. Zeytinyağımız meşhur. Kendimde de var 400 ağaç kadar zeytinimiz. Ne güzel. Bunları burada üreticiyle, tüketiciyle tamamen hemen ilk elden buluşturuyoruz. Kıymetli hanımefendilerimizin el emeği göz nurları var. Sizler şu anda doğal pazarımızda ne satıyorsunuz ve bugün tezgahımızda neler var? El ürünleri ördüğümüz. Evet. Evet, yelekler, şallarımız, battaniyelerimiz.
Eldivenler hepsi doğal. Evet. Evet. Şunları mesela kızım işliyor. Evet. Onları ben yapamıyorum. Evet ben yapıyorum. Nasıl yapıyorsun bakayım bir göster bakalım. Ana sağlıkları. Yani İşliyor. Şu görmüş olduğunuz sevgili izleyenler, şu görmüş olduğunuz motifleri de isim neydi? Yaren. Yaren yaş kaç? 13. 13. Maşallah 13 yaşında sevgili izleyenler şu motifi yaptığını görüyoruz. Neler var şu anda burada? Çantalar, boncuklar, havlu kenarları, patikler. Onları el ürünlerimizi yapıp sunuyoruz. Eller çalışmış. Yani bugün teknolojiyle boş boşuna vakit geçirmektense ne yapıyor kıymetli hanımefendimiz? Teknoloji yerine buradaki güzel ürünleri bunları örüyor. Evet, yaklaşık olarak ben hemen hemen 10 yıldan beri örüyorum. Evet. Önceden Instagram üzerinden satışlarımı yapıyorum. Hala da devam ediyorum. Bu pazarda bize büyük bir fırsat oldu. Çok şükür. Bizi bu şibediye başkanı. Evet. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdiki gençlerimiz genelde çalıştıkları için örgüye el işi yapmaya fırsat bulamıyorlar. Biz de onlara ve çocuklarına anne sıcaklığı hissettirmek için örgülerimizi ulaştırmak istiyoruz. Buraya da gelip görsünler. Burası da tarihi dokusu olarak Kale Mahallesi tanınmasını istiyoruz. Çocukluğum da benim burada geçti. Mutlaka bilinmesi lazım, gelinmesi lazım buraya. Doğal pazara, Bergama'ya geldiğimiz zaman, köylü insanlarımızı gördüğümüz zaman enerjimiz ne oldu sevgili izleyenler? Tavan yaptı. Niye tavan yaptı sevgili izleyenler? Çünkü doğal pazarda doğal ablalarımız görmüş olduğunuz gibi hünerle eline çalıştırmış. Burada polyester yok, burada makine işi yok. Tamamen doğal ürünler var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? Bir anlatın. Ne kadar doğalsınız maşallah. Evet, hepsini kendim yaptım. Nasıl yaptınız? Hepsini elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ama ben seni kıskandım ya. Ben yapamaz mıyım böyle bir şey? Yapabilirsin. Niye yapamayacak? Evet. Yan tarafını sen açabilir miyim ustam? Açabilirim. Para alıyor musunuz? Yok almıyoruz. Belediye buradan para alıyor mu sizlerden? Almıyor. Vay be ne şanslılarmış ya. Tamam bedavası ben gelirim. Tamam. Bedava nerede? Murat orada. Nuray Hanım'ı tebrik ediyoruz. Bakın sevgili izleyenler buradaki görmüş olduğunuz hiçbir kalıp resimlerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olsun, Yiğit Efelerimiz olsun, Hazreti Ali olsun, işte buradaki işlemeler, motifler sevgili izleyenler hepsi kalıp değil. Tamamen güzel Nuray Hanım'ın kendi yapmış olduğu o güzel neyle yapılıyor? Ondan dinleyelim. Yağlı boya, akrilik, ağaç üzerine çalışmalar. Bakın şurada yöresel çalışmalar da var. Granit taşı üzerinde hani o da yöresel taş ya. Granit, ağaç. Ben de bulduysam çizmeye çalışıyorum üzerine. Nereden geliyor bu yetenek? Var mı? Okulda okudunuz mu bunu? Okumadım, okumadım ya. Bir akışalım mı? Akışalım. Yani burada sevgili izleyenler okumadan da bakın böyle güzel ressamlarımız çıkabiliyor ya. Çok teşekkürler, sağ olun. El emeği göz nuru. Aynen, gördüm, aynen. Vallahi el emeği. El emeğini biraz göster. Da, biraz da. El emeğini göster. Da. Göz nurunu göster. Şöyle bir biraz, deniz göstersin şöyle bir. Bir daha gösterin. Evet. El emeği. Evet. Göz nuru. Neden gelsinler doğal pazara? Doğallığı görsünler, bizi tanısınlar, Bergama'yı tanısınlar. Öyle. Haftanın 5 günü yoruluyorsunuz. 6. günü, cumartesi günü gelsinler. Erken kalkın, Bergama'da bir kahvaltı yapın. Tarihi yerleri tabii, gezin. Tabii, tabii. Sonra nereye gelin? Doğal pazara. Büyük alana gelsinler. Kale Mahallesi, domuz alanı, büyük alan. Bekliyoruz. Standları geziyoruz ama hava da bayağı bir soğuk ama kıymetli hanımefendimiz ablamız demiş ki ya Murat çok konuştun, yoruldun, üşümüşündür, ellerin buz gibi oldu. Şu anda sevgili izleyenler bakın çaydanlıklarımızda buharlar kaynıyor. Neye ihtiyacı var Murat'ın şimdi? Vitamine ihtiyacı var, sıcaklığa ihtiyacı var. Bu doğal çayı kimisin sevgili izleyenler? Doğal Murat isim. Görüyorsunuz burada her şey sevgili izleyenler doğal Bergama'da zeytinimiz, çiğ köftemiz, kabaklarımız, erişlerimiz diyoruz, cevizlerimiz ve merhaba diyoruz. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldiniz. Sağ olun sizler. Sağ olun. Anlatın, her cumartesi günü buraya geliyor musunuz? Evet, doğal pazarımızın özelliği nedir? Neden insanlarımız buraya gelsin? Doğal pazarımızın en büyük özelliği direkt bizden üretimden hemen halka sunulmasıdır. Evet.
Köylerden geliyor zaten çoğunlukla. Ve kendi ürettiklerimizi burada halkla buluşturuyoruz. Dışarıdan üretilen değil, katkı maddesi olan bir şey değil. Değil mi? Zaten fakir halkın, köylünün yaptığı şeyler. Sizleri bir tanıyalım. Öncelikle bu güzel doğal pazarda yerinizi alıyorsunuz her hafta. Alıyoruz. Anlatın evet. Açıldığından beri. Ben genelde el işi, örgü yapıyorum ama evimde yaptığım tarhanamı, salçamı, eriştemi ve Bergama'nın nohutlu böreğinden yapıyorum. Nohutlu ekmek simit mayasından. Şimdi bugün yok ama genelde yapıyorum. Buraya gelen hiçbir ürün hazır ürün değil. İşte bunun da ispatı şu anda görüyorsunuz. Tabii, evet tabii. Başladık. Tabii. Bakın görüyorsunuz. Kaç atıyorsunuz? Dışarıdan almıyoruz. Şimdi şu an bir ters bir düz örüyorum ama değişebiliyor örgümün modeline göre. Evet. Şimdi Selanik lastiği örüyorum mesela. Güzel. Daha sonra horoşaya geçiyorum. Fark ediyor. Yani örgümüze göre. Güzeller, uzun lafı kısası görmüş olduğunuz gibi doğal pazarda hiçbir şey sonradan yapılan bir şey değil. Tamamen görmüş olduğunuz gibi bunun da örneğini aldık, ispatını koyduk. Boş vaktimizi değerlendirmek için aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Neptün Hanım'la Tunç Başkanımız çok güzel bir şey başlattılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Şimdi tanıyalım bakalım yakından. Ben Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Onursal Dernek Başkanı Adalı Cengiz Efe, Adalı Mehmet Efe'nin torunuyum. Biz de Sadi Murat. Ve ölümün hiçbir zaman girmediği Bergama şehrine, tarihte ölümün hiçbir zaman girmediği denilen bir şehir olan Bergama'mızın güzelliklerinden dolayı Bergama'mıza güzel bir domuz alanı dediğimiz mevkide çok güzel bir sergiler açtık. Ve üretici pazarı olarak ismini değerlendirdik. Evet. Bergama'nın bütün üreticilerini Bergama'mızı canlandırmak amacıyla, dışarıdan gelen insanlarımızı da Bergama'mıza davet etmek amacıyla, karşılıklı birbirimize teati olması amacıyla tanışmak üzere, yani Bergama'mıza güzel bir yer açtık. Ne güzel. Ve bütün milletimizi buraya Bergama'mızı doğal güzelliklerini tanıması için, Bergama'nın tarihini, her şeyini görmeleri için sizleri Bergama'mıza canı gönülden sevgiyle ve muhabbetle bekliyoruz. Billur sular Kevser, hava mis gibi, her şeyin en güzel, en nefis gibi, sarmış burcu burcu renkler sis gibi, ufkumda daima yüksel Bergama. Görmüş olduğunuz gibi, dediğimiz gibi hünerlerine eller çalışmış, elleriniz dert görmesin diyoruz. Torbası içlerim. Almak isteyenler buyursun gelsin beklerim. Hem bunlar çöpe atılmıyor. Poşet aynen. Gibi değil bunlar. Hem evet, el işi, evet. Göz nuru. Evet. Hem bir güzel bir hava veriyor. Hepsi doğal. Hepsi el emeği. Evet, arkadaşlık çok güzel. Herkesi bekliyorum. Merhabalar. Merhaba. Ben nasılsınız? Adım soyadım Ersoy Yavaş. Yıllardan beri bu işi yapmaktayım. Bunu lokumcu Ünalba'ya üretmekte ben satmaktayım. Evet. Yıllardan beri. Şimdi sevgili izleyenler görmüş olduğunuz çıtır çıtır sevgili izleyenler görmüş olduğunuz gibi bunlar neyle güzel gider? Ne özelliği nedir? Doğal mıdır? Bunlar doğaldır kardeş. Evet. İsteyen herkes alıp yiyebilir parasından. Pazarımız nasıl? Paramız gayet memnunum. Gayet güzel. Sizin standınızda neler var ve ne getirdiniz? Ekmeklerimiz var. Eriştelerimiz, sirke, elma sirkem, zeytinimiz. Bunlarımız var işte. Ne güzel, hani, doğal. Doğal, hepsi el yapımı, doğal. Hiçbir katkı maddesi yok içinde. Şu zamanlarda hele hastalıklar çok. Her şey ilaçlı şeyle. Bunlar el yapımı burada. Tertemiz evimizin içinde yapıp getiriyoruz. Siz de maşallah boş gelmemişsiniz. Tabii ki hepsi el emeğimiz. Evimizde bayanların yaptığı şeyler. İşte evde komşuya satamayacağını, bir komşum var, iki komşum var. Ama burada toplum olarak falan geliyor. İhtiyacı olan çeyizlik, ev ürünlerini satmaya çalışıyoruz. Hem yani evimize bir katkı. Doğal pazarda unuttuğumuz yöresel ne varsa aynen, her şeyi aynen. Görüyoruz. Kışın patiğimiz, eldivenimiz, işte runnerımız, yeleğimiz, her şeyimiz elimizden ne geliyorsa, herkes ne üretebiliyorsa, beceri neyse yapmaya çalışıyoruz. Hepsi el emeğimdir. Bize bu imkanı kim sağlardı? Evde kim bilir kim sağlardı bize bu imkanımızı? Hele Tunç Soyer'e çok teşekkür ederim. Geçen ben alışveriş yaptım. Evet. Çok memnunum. Komşularımızla kaç kişiler tanıdık? Ben bu domuz alanı biz 5 yıldır Bergama'dan bilmiyordum. Ama şu anda hemen Bergama'nın insanlarını, komşuları, muhtarımızı, herkesi tanıdık. Ne güzel bir şey. Misafirlerimiz de dıştan geliyorsa Bergama'mızı görsünler, tarihimizi yaşasınlar. Bize göre Bergama'mız Ege'mizin inceri. Değil mi? İncisi. Burada ne oluyor? En azından köylüyle ilgili olan bütün bilgiler birebir birinci elden dinlenmiş oluyor. Tabii ki en azından nasıl yetişir, nasıl dikilir. Yani ne bileyim şu fazlineyeli hazır gidip vitrinden almaktansa birinci elden gelip bizden alsın. Ve istediysen bedenine göre telefon verip dikelim. Değil mi?
Bu kadar yani. Sinan'a geldik sevgili izleyenler. Doğal pazara sevgili izleyenler. İyice doğallaştık. Daha önce doğallığımızı biraz yitiriyorduk ama şehir merkezinde böyle güzel ilçelerimize geldiğimiz zaman doğallığımız ne oldu? Tavan yaptı. Tavan yaptı. Damarlarımız bugün ne akıyor? Bergama diye akıyor. Aynen öyle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Murat Bey? Bir anlatın öncelikle doğal pazara neden gelirsiniz? Öncelikle doğal pazarın tüketici için, sizler için önemi nedir? Doğal dediğiniz gibi doğal ürünler almak için, bulmak için geliyoruz. Marketlerden aldığımız ürünlerin içerisinde ne var? Katkı maddesi var öncelikle. Ondan uzak durmak için geliyoruz. İşte burada yapılan makarnadır, salçadır, eriştedir. Ben kendi memleketimin insanından almak isterim. Üretim evet. Ne diyoruz? Şart diyoruz. Şart, kesinlikle şart. Üretim ülkede kalkınıyor. Kalkınıyor. Bayanlarımızın eline para giriyor. Ekonomik anlamda ailelerine, evet özgüvenleri yükseliyor. Ekonomik anlamda daha güçlü oluyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle herkesi bekliyoruz. Biz bu pazarı istedik ki kadınlarımız para kazansın. Kendi ayakları üstünde durabilsin diye destek olduk. Ne güzel. Onlar için tek tek evleri gezdik, böyle bir şey düşünüyoruz, böyle bir projemiz var, ne diyorsunuz? Kadınlar burada, bu mahallenin domuz alanlı kadınları da bize destek verdi. Çok sıcak baktılar ve bizden birlik oldular yani. Hep beraber Bergama tanınsın istedik, Bergama'nın bu güzellikleri görülsün, her yerden görülsün istedik. En önemlisi de kadınlarımız para kazanabilsin. Yani bir de burada sevgili büyük bir yapılanma var görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bu yapının bozulmaması için evet. Bu yapının desteğe ihtiyacı var. Aynen, üretim evet. Bizlerden, tüketim sizlerden, katkı tabii ki kıymetli. Sizler gibi kıymetli. Aynen. İzleyicilerimizden evet. Diyoruz. Evet. İlkler kenti Bergama'nın kadınları çok üretkendir. İlkler kenti Bergama'nın bu alanı, domuz alanı. Eskiden domuz pazarıymış. Şimdi de üretici kadınlarımız için, üreticilerimiz için pazar oluşturuldu. Gelenler çok şey kazanır. Tarih kokuyor bulunduğumuz ortam. Özellikle kale arkamızda çok güzel. Tarihi bir alanda alışveriş yapmanın mutluluğu başkadır sanıyorum. Bergama'nın üretken insanlarının mallarıyla buluşacaksınız. Herkesi Bergama'ya bekleriz. Bergama'ya gelin, doğal pazarda doğal insanlara fotoğraf çekin ve tarihi de arkanıza alın. Evet. Evet. Yapın. Serpil bakın şöyle. Evet, evet. Teşekkür ederim. Üçümüz. Sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun. Finale sevgili izleyenler, çok kıymetli Bergama'mızın Yer Hizmetler Müdürü Bektaş Bey'le yapalım. Bektaş Bey maşallah, gerçekten iyi ki buraya geldik diyoruz bizler de. İzmutup ailesi olarak gerçekten buranın güzel köylerinde enerjisi müthiş ya. Sizden finali dinleyelim ve neden kıymetli izleyenler buraya gelsin. Siz de hoş geldiniz. Bergama'nın Bektaş Bal Bakırçay Yer Hizmetler Müdürüyüm. Bergama'nın domuz aranı olarak geçen Uru Cami Mahallesi'nin merkezindeyiz. Burada işte bir yerel üretici pazarı olarak düşündüğümüz bir alandayız. Evet. Tamamen doğal, tamamen köylülerin el emeği, göz nuru, ürünlerin serinlendiği bir alandayız. Tüm İzmirlileri, tüm Türkiye'lileri, tüm insanları buraya bekliyoruz. Şehrin Nabzı programı olarak bugün sevgili izleyenler, buram buram bir tarih kokan Bergama'da doğal pazardaki çekimlerimizin sonuna geldik. Şehrin Nabzı programında farklı bölgelerde İzmir'in, Ege'nin güzel yerlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz tekrar inşallah.